Merhaba İçer TV izleyicileri. Ben Feridun Gündüz. Bugün 20. programı işliyoruz ve vizyonerin yine her zaman olduğu gibi önemli bir konuğu var. Doçent Doktor Barış Salihoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Değerli konuklar, her hafta olduğu gibi geçmiş programlara vurgu yaparak bu haftaki konuğumuzla hepimizin ilgisini çekebilecek, belki de hiç görmediğimiz, düşünmediğimiz bir alanda bilgi edinme şansımız olacak. Ben daha önceki haftalarda yaptığım gibi çok kısaca daha önceki hangi konuları işledik, hangi konuklarla buluştuk, bunları size hatırlatmak istiyorum. Birinci programımızda finans uzmanı Hasan Kurtlan arkadaşımızla görüşmüştük. Daha sonra ben yönetim danışmanı olarak aile şirketlerinin kurumsallaşması ve aile anayasası konusundaki bilgilerimi paylaşmıştım sizinle. Üçüncü haftada dünyada beşinci güç olarak kabul edilen sivil toplum örgütleri konusunu bu konuda önemli oranda deneyim sahibi olan sevgili Faik Burak Gazi ile görüşmüştük. Mersin için biliyorsunuz 3 ana gelişme alanı var, rekabetçi olabileceği 3 alan var. Bunlardan bir tanesi tarımdı. Dolayısıyla tarımla ilgili Mersin'de Tarım İl Müdürü Sayın Arif Ağbalı'yı konuk ettik ve bu konuları görüştük. Yine kentimizde gerek şehir olarak markalaşmamızda, gerekse muhtelif ürün ve ticaret ürünleri ve de hizmeti markalaştırmada kullandığımız marka ve marka yönetimi konusunda da Çukurova Üniversitesi'nden değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Cihan Yavuz hocamızla bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Sonra bütün bunları belirleyen ve bunların gelişmesine katkı sağlayan siyaset bilimi konusunda bir konuğumuz oldu İstanbul'dan, Kadri Kampak yönetim danışmanı. 7. haftada yenilikçi iş fikri olan 3 değerli girişimci kadın arkadaşımızı aldık ve onlarla hikayelerini dinledik. Nasıl başarılı olduklarını, karşılaştıkları zorlukları hep beraber analiz ettik. 8. haftamızın konuğu ise Mersin'in en çok üyeye sahip olan, aşağı yukarı 60 bin civarında üyesi olduğunu biliyoruz, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Sayın Talat Dinçer oldu. Bu arada bu vesileyle kendisine de başsağlığı diliyorum. Kısa bir süre önce annesini kaybetmişti. Maalesef bugün aldığımız acı bir haberle de sevgili başkan babasını kaybetti. Allah rahmet etsin diyorum. 9. haftada konuğumuz eğitimle ilgili bir konuktu ve Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mehmet İsmail Yağcı ile görüştük. Bir sonraki hafta sanayicilerimizin sorunlarına dikkat çekmek istedik ve özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Ekli ile bir görüşme yapma şansımız oldu. 11. haftada Mersin kentinin gelişme alanlarından biri olan turizm konusunda Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kemal Birdir konuğumuz oldu. Onunla turizm sektörünün sorunlarını görüştük, masaya yatırdık ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. 12. haftanın konuğu Toros Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haluk Korkmaz Yürek oldu. Onunla da gerçekten çok verimli ve keyifli bir program gerçekleştirdik. Üniversitelerimizin mevcut olan yeri, dünyadaki kıyaslamalar ve karşılaştıkları sorunlar ve bunlara çözüm önerilerini hep birlikte tartıştık. 13. haftada Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızın çok değerli başkanı Ayhan Kızıltan dostumuzu aldık ve Mersin iş dünyası ve genel ekonomi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Mersin kenti için önemli olan bir konu olan lojistiği işledik 14. haftada ve Profesör Doktor Köşer Hazır hocamızla bu konuları değerlendirdik. Kendisi aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür de olarak görev yapıyor. Yine aynı programda sadece akademisyenlerle olmayalım, biraz da pratikte bu işi yapan insanlar da olsun diye düşündük ve yine bir lojistik işletmesinin sahibi olan Ufuk Maya kardeşimizi ağırladık. 15. haftada konuğumuz Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Erzem oldu. Özellikle toplum bilimi olarak adlandırdığımız sosyolojinin insan yaşamındaki önemi, toplum yaşamındaki önemi, siyasetçilerin, ekonomistlerin ve işletmelerin bundan nasıl daha fazla faydalanmasının gerekli olduğu konusuna vurgu yaptık. Bütün bunları konuşurken 16. haftada Medikal Park'ın genel müdürü, genç ve girişimci kardeşimiz Doktor İlker Yılmaz'ı konuk ettik ve onunla özellikle sağlık sektöründeki gelişmeleri görüşme şansımız oldu. 17. programda benim de uzun süre genel sekreterlik ve bir dönem başkanlık yapmış oldum, Mersin Ekonomi Platformu'nun dönem başkanı sevgili Özcan Demir kardeşimizi ve genel sekreter Sadık Özkan arkadaşımızı burada konuk ettik. Bu kadar şey konuşmuşken bir de sanat ve kültürü unutmak olmazdı. O zaman da aklımıza AKOB'un başkanı olan Fazıl Tütüner geldi ve onu davet ettik. Onda da sanat ve kültür üzerine keyifli bir sohbetimiz oldu. Bundan evvelki son programımız, yani 19. programda ise Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir konuğumuz oldu. Kendisi aynı zamanda Mersin Narenciye Festivali'nin de icra kurulu başkanı. Biliyorsunuz bu sene kentimizde 7.'si yapılacak.
gerçekten çok başarılı ve kentte öne çıkan bir festival, bölgede ve Türkiye'de öne çıkan bir festival oldu Mersin Lahaneciye Festivali. 1-2-3 Kasım'da herkesi Galatasaray Meydanı'nda başlayacak olan ve yaklaşık 2500 kişilik bir kortej. 100 ton lahaneciyle yapılan 30 tane önemli hayvan motifleri ağırlıklı süslemek. Bu sene balina falan da var. Aslında tabii aynen, sizin bu deniz bilimleriyle ilgili de belki bir şeyler vardır. Olacaktır ya daha sonraki programda inşallah. Yine harika bir defile var. Çok sayıda Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nden mankenin katıldığı ve onların uzun yıl, belki de bir yıla yakın zamandır çalışarak ürettiği ürünleri orada görme şansınız olacak. Cici kızlarımız bunları sergileyecekler. Ayrıca bir önemli gelişme de 25 ülkeden 700'e yakın gencin katıldığı uluslararası folklor ekipleri olacak. Yani Mersin 1-2-3 Kasım'da adeta bir bayram yerine dönecek. Umut ediyoruz biraz yağmur olmaz ama hiç yağmur olmasın daha doğrusu, ama olursa da yine bence üşenmeyelim. Şemsiyelerimizi alalım, yağmurluklarımızı giyelim ve Galatasaray Meydanı'na koşalım. Orada kentimizde bir bayram havası yaşatalım ve festivale hakkı değeri verelim diye düşünüyorum. Evet, değerli konuklar, bu girişten sonra sevgili hocam Barış Salihoğlu'na bir merhaba demek istiyorum. Tekrar hocam hoş geldiniz. Programa başlamadan evvel önce biz sizi bir yakından tanımak isteriz. Barış Salihoğlu kimdir? Eğitimi, akademik hayatı, ailesi, hobileri ve Mersin, Türkiye ve dünya için hayalleri nelerdir? Evet. Mikrofon sizde. Davetiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Bana burada vakit ayırdığınız için. Ben esasında petrol mühendisiyim. Her ne kadar şu anda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalışıyor olsam da, akademik olarak mesleğim deniz bilimleri olsa da üniversite mezuniyetim petrol mühendisliği, ODTÜ mezunuyum. Daha sonra yüksek lisansımı burada, Erdem'de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yaptım. Karadeniz çalıştım o zaman yüksek lisansımda. Karadeniz'in ekosistemini çalıştım. Daha sonra doktora için yurt dışına gittim. Amerika'da yaptım doktoramı. Orada iklimin ekosistem üzerine etkileri doktoramın ana konusuydu. Pasifik Okyanusu'nu çalıştım. Daha sonra 2 yıl Fransa'da oradaki ulusal deniz araştırma merkezinde çalıştıktan sonra Türkiye'ye, Erdemli'ye döndüm deniz bilimlerine. Burada öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. 12 yıldır buradayım yaklaşık olarak. Şu anda da enstitünün müdürlüğünü yapıyorum. Tabii ülkemizle, dünyayla ilgili hayallerim deniz odaklı. Daha sağlıklı denizler, ekosistemi sağlıklı, sürdürülebilir olarak kullandığımız denizler ve bunların sonucunda da denizde daha entegre bir Mersin, daha entegre bir Türkiye, daha entegre bir toplum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii denizlerden faydalanmak, doğru faydalanmak çok önemli ama bunu yaparken de denizleri doğru kullanmak, ekosistemini korumak, bunlar önceliklerimiz, çalışmalarımız da zaten bu vizyon çerçevesinde sürüyor şu anda. Biraz da ailenizden bahsetmek ister misiniz? Evet, tabii ki. Ben eşimle doktora sırasında Amerika'da tanıştım. Şimdi o da burada, Türkiye'de. 3 çocuğumuz var. İşte en büyüğü 10 yaşında, diğeri 8. En ufak kız, o da 5 yaşında. Allah bahçesinde. Evet. Peki hocam, bu yoğun çalışma ve bol seyahatleriniz de olduğunu biliyorum ben. Bunların yanı sıra hobiler için bir vakit kalıyor mu? Var mı bir hobiniz denizin dışında? Doğru. Tabii dediğiniz gibi yani çalışmalar, seyahatler, hatta deniz çalışmaları oluyor. Bunlar çok yoğun. Hobi olarak uzun süredir yoga yapıyorum ben. Mersin'de de son dönemlerde yoga oldukça popüler oldu. Hatta eğitimlik seviyesinde de bazı eğitimler aldım. Seyahatlerde de yapmaya çalışıyorum. Hem fiziksel hem zihinsel olarak insana fayda sağladığı için benim bu yüksek tempoma da uygun bir hobi. Tabii onun dışında da çeşitli spor aktiviteleriyle elimden geldiğince uğraşıyorum. Ne kadar zaman ayırıyorsunuz yoga'ya günlük olarak? Yani yaklaşık hemen hemen her gün bir saat ayırmaya gayret ediyorum ama haftada 2-3 kez muhakkak vakit ayırıyorum. Evet. Peki siz deniz bilimleriyle bu kadar alakalı olunca çok merak ettim. Askerliğinizi
Bahriye olarak mı yaptınız? Yok, ben bedelli olarak yaptım. Ben biz aslen Kıbrıslıyız. Dolayısıyla Kıbrıs'ta yaptım ben bir ay bedelli olarak. Ama deniz kıyısında güzel bir yerdeydi. Evet, anladım. Evet. Denizden kopamadınız yine. Evet. Şimdi konulara gireceğiz ama siz tabii bayağı bir yurt dışı gezisi yapıyorsunuz işiniz ve mesleğiniz gereği. En sonunda bildiğim kadarıyla Karadeniz'de Avrupa Birliği projesi konusunda üniversitemizin sizinle ilgili bölümü bir liderlik yapıyor aslında. Evet. Oradaki projenin yürütücüsü durumdayız biz. Ondan biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Biz uzun süredir, yaklaşık 2 yıldır Karadeniz'de bu mavi büyümenin stratejisini oluşturmak için çalışıyoruz kurum olarak, enstitü olarak. Bunun sonucunda da bizim bu yürüttüğümüz bu gayretleri desteklemek için Avrupa Birliği bir çağrıya çıkmıştı. Yani Karadeniz'de bu mavi büyüme stratejisinin uygulamaya geçirilmesi için bir çağrıya çıkıldı. Buna biz de başvurduk, koordinatör olarak başvurduk. Bütün Karadeniz ülkeleri bizimle beraber bizi desteklediler ve sonucunda da bu proje hayata geçti. Türkiye için de bir ilk oldu bu. Böyle çok ortaklı ilk koordinasyonu Avrupa Birliği projeleri altında Türkiye'nin. Şimdi bu çerçevede mavi büyüme stratejilerini birazdan daha detaylı bilgiler de veririm vaktimiz olursa uygulamaya koymak için Karadeniz'de çeşitli çalışmalara başladık. Bunun Akdeniz'de de benzer bir süreç işliyor esasında. Akdeniz'de de enstitü olarak Türkiye'yi temsilen biz katkı veriyoruz. Gene gerek araştırma olsun, gerek eğitim olsun, gerek mavi ekonomi, gerekse bölgedeki altyapıyı ve kapasiteyi geliştirme konularında çeşitli vizyonlar, stratejiler geliştirip bunları uygulamaya koymak üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu proje 3 yıl daha sürecek. Daha yeni başladı zaten. Karadeniz'de kaç ülkeyle bu konuda muhatabız ve Akdeniz'de kaç ülkeyle muhatabız yaklaşık olarak? Evet, şimdi Karadeniz'de zaten 7 Karadeniz ülkesi işin içinde. Evet. Onun dışında tabii birçok ülke, birçok Avrupa Birliği ülkesi özellikle destek veriyor ya da ilgi duyuyor. Her ne kadar Rusya, Ukrayna gibi ülkeler arasında örneğin belli sürtüşmeler var ama hepsi hep beraber bu masaya oturuyorlar, bizimle çalışıyorlar. O da bilimin diplomatik gücü diyebiliriz. Evet. Tüm bu ülkeleri bir araya getirip Karadeniz'de bir masa etrafında, ortak bir strateji etrafında birleştirmek büyük bir başarı oldu bizim için açıkçası. Bu konuda bizim bakanlıklarımız da bize destek verdiler. Şimdi Karadeniz'de gerçekten bir lider ülke konumuna geldik bu konuda. Akdeniz'de süreç biraz farklı işledi. İlk başta bu mavi büyüme stratejisini AB ülkeleri oturup bir oluşturmaya başladılar. Bizim buna çeşitli itirazlarımız vardı. Dedik yani AB üyesi olmayan ülkelerle siz Akdeniz'i yönetemezsiniz. Olmaz bu. Bizi de dahil ettiler. Şimdi tüm hem AB üyesi olan Akdeniz ülkeleri hem de olmayan Akdeniz ülkeleri. Kuzey Afrika dahil. Kuzey Afrika'da dahil aynen. Hepimiz tam kaç ülke var şu an şey yapamadım ama tabii onun üstünde hep beraber oturup bu stratejileri ortak olarak geliştirip uygulama çalışmalarını yürütüyoruz. Burada tabii bizim bu bölgede olmamız Akdeniz'de çok önemli. Doğu Akdeniz birçok konudan yani hem fiziksel olarak hem ekolojik olarak hem politik olarak çok önemli bir bölge. Bizim burada olmamız bizi öne çıkarıyor bu konularda. Orada da belirli bir liderliği yapmaya başladık Akdeniz'de de. Evet. Tabii Doğu Akdeniz'de siz hani özellikle Mersin'e bakacak olursak yani liman kapasitesi olarak işte evet. Yani yük yerleştirme oranlarına falan baktığımızda biraz belki bu ticari ve lojistik bir konu ama yani siz Mersin'i aslında çok avantajlı bir coğrafya olarak görüyor musunuz? Bir deniz bilimci olarak. Kesinlikle evet. Biz bununla ilgili çeşitli projeler geliştirdik esasında. Mersin birçok avantajı var. Bir kere demin söylediğim gibi jeopolitik olarak çok kritik bir bölgede. Bir geçiş noktası burası. İşte bugün yeni İpek yolundan bahsediyoruz değil mi? İşte bu Çin'in işte tek One Belt, One Road projesi, Asya'yı Akdeniz'e bağlama projesi var ve bu bölge üstünden geçecek bu. Bunlar çok büyük avantajlar.
Bunun dışında işte iklimin, insan baskısının ekolojik olarak çok etkilediği bir bölge. Yani İskenderun Körfezi, Mersin Körfezi'ne baktığınız zaman gerçekten iklim baskısı, çeşitli insan baskıları, işte bunun içinde ulaşım da var, işte turizmin baskısı da var, kirlilik baskısı da var, balıkçılık baskısı da var. Birçok baskıdan aynı anda etkilenen şeyler geliyor, işte Süveyş kanalından istilacı türler. Yani aklınıza gelebilecek her türlü insan baskısı bu bölgede mevcut. Adeta bir laboratuvar. Birçok endüstriyel konuda fayda sağlayabilecek bir bölge. Dediğiniz gibi ulaşım bunların bir tanesi ama demin daha önceki konuklarınızı sayarken not ettim. Mesela saydığınız konukların ilgi alanlarının hepsi bir şekilde denize de dokunuyor esasında. İşte tarım şeyi diyoruz Mersin, değil mi? Mersin tarım olarak öne çıkıyor ama bir aks da deniz, deniz olmalı. Biz bunu düşünüyoruz. Yani Mersin'i denize açmalıyız. Ve turizm zaten çok önemli. Deniz, turizm ayrılmaz ikili bunlar. Sağlık, yani denizlerin halk sağlığı üzerinde etkisi çok fazla. Denizler sağlıklı olursa halk da sağlıklı olur. Sağlıksız olursa o sağlıksızlık, denizlerin sağlıksızlığı halkı da etkiliyor. Sosyal konular keza öyle. İşte enerji sektörü bu bölgede gelişime çok açık. Yani Mersin'de denizle ilgili bu mavi büyüme stratejisini biz geliştirip bütün ülkeye yayabiliriz diye ben düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalara bir an önce başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı ilk adımları attık. Demin saydığınız işte MTSO olsun, Mersin Ekonomik Platformu olsun çok ciddi destekler veriyorlar. Onlarla gerçekten bu konularda hemfikiriz, anlaşmış durumdayız. Yani bölgesel ajansların daha aktif olması gerektiğini ben düşünüyorum ama onu sağlayamadık. Nedense bu tür Ar-Ge'ye yönelik projelere İstanbul'da, İzmir'de olduğu gibi bu bölgede bir destek sağlayamadık. Bunu da burada gündeme getirmiş olayım ama Mersin'in hiç geri kalır yanı yok bence İstanbul'dan, İzmir'den. Yapmamız gerekiyor. Bölgesel de olsa bu tür çalışmaları başlayıp tüm ülkeye önce olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki sevgili hocam, şimdi Çukurova Kalkınma Ajansı sonuçta valiliğe bağlı olan bir kuruluş. Değil evet. mi? Esen Kalkınma Bakanlığı ama şimdi evet. daha çok valilik o işin icra kurulunun da başında. Mesela Sayın Valimiz bu mavi büyüme stratejisi konusunda bir briefingle bilgilendirildi mi? Burada Mersin'in bir öncü rol oynaması ya da mesela Adana bu işin içine biraz daha katılabilir mi? Ne dersiniz bu konuda? Sayın Valimiz bilgilendirildi. Birkaç kere enstitümüze geldi. Konuya çok hakim. Destekleri son derece var. Sayın Valimiz gerçekten bu sürecin işlemesi için her türlü desteği verdi. Orada hiçbir sorun yok. Adana işin içine yeterince katılmadı. Doğru. O biraz da ajansın rolüydü esasında. Yani bence yani madem ki Çukurova'nın projesi diyoruz bu. Bunu ajans üstlenmeliydi. Pek yapmadılar. Yani belki biz doğru aktaramadık neler yapmak istediklerimizi ama yani onların yapılarına, vizyonlarına uymadı pek bu. Biz şimdi MTSO'yla yakın çalışıyoruz. Deniz Ticaret Odası'yla, valilikle, belediyeyle. Yani farklı kanallardan bunu hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteler destek veriyor. ODTÜ, Mersin Üniversitesi ile yakın bütçe, çalışıyoruz. Nedir buradaki bütçe ihtiyacı? Şimdi o zaman ben projeyi biraz anlatayım yani, izin verirseniz tabii, size tabii. Bütçeye geçmeden. Şimdi projenin 3 ana ayağı olsun istedik biz. Birinci ayak, bölgemizdeki yüzme suyu kalitesi çok düşük. Yani belki biliyorsunuzdur zaten. Uydudan bile baktığınız zaman böyle kıpkırmızı görünüyor şeyler, kıyılarımız. Akdeniz'deki deniz suyu kalitesi olarak en kirli bölgelerden biri. İskenderun ve Mersin Körfezi. Bu her şeyi etkiliyor. Bu sizin balıkçılığınızı da etkiliyor, turizminizi de etkiliyor, halk sağlığını da etkiliyor, şehirdeki yaşam kalitesini de etkiliyor. Birinci projenin ayağı bu denizleri temizlemek dedik. Yani niye Mersin'de şehir merkezinde denize girilmesin? Yani bu denizi temizleyelim. Bunun için çeşitli bizim şimdiye kadar geliştirmiş olduğumuz projeler var. Örneğin Marmara'da uyguladık. Marmara'da da durum çok kötü. Oksijen seviyeleri iyice azalmış durumda. İşte hem deşarjların ne şekilde iyileştirebileceği hem de yayılı kaynaklar dediğimiz nehirlerden giren girdileri nasıl
kontrol altına alabiliriz. Bunları da nasıl yaptık? Maddi olarak, ekonomik olarak en az bölgeye yükü getirecek şekilde çeşitli yönetim stratejileri ortaya koyarak Marmara için yaptık. Benzerini burada da yapmak istiyoruz. Birinci ayak bu, denizin temizlenmesi. İkinci ayak, mavi ekonomi atlası oluşturalım dedik. Bu Türkiye için ilk olacak. Ve bunu Mersin'de, Çukurova bölgesinde başlatacağız. Nedir mavi ekonomi atlası? Bir kere denizin mevcut durumunu fiziksel olarak ve ekolojik olarak ortaya koyup daha sonra da hangi gelişmiş sektörler burada faaliyet gösteriyor? Ve hangi sektörler faaliyet göstermeyen ama önü açık olan sektörler neler? Bunları belirleyelim dedik ve bunları üst üste adeta haritalandıralım. Ve bu sektörlerin birbiriyle çatışmayacak şekilde nasıl faaliyet gösterebilirler? Şu andaki mevcut durumda birçok endüstriyel sektör denizlerde faaliyet gösteriyor. İşte dediğim gibi şeyinden tutun turizminden enerjisine, işte balıkçılığına, işte çevre var, işin içinde koruma var. Hatta savunma bile var yani burada askeri. Bunların hepsi ama stratejilerini birbirinden genelde bağımsız olarak geliştiriyorlar. Biz dedik ki sektörler çatışmasın. İşte yakın zamanda yaşadık değil mi? Yetiştiricilik sektörüyle turizm sektörünün bir sürtüşmesini yaşadık örneğin. Ve bunları doğru planlayalım. Doğru planlandığı zaman birbirleriyle de çatışmasınlar. Hem denizleri korumuş oluruz, ekolojiyi, hem de bu sektörlerin önünü açmış oluruz. Biyoteknoloji gibi yenilikçi sektörlerin de önünü burada açalım. Enerji gibi, enerji konusunda pek bir şey yapılmıyor. Birçok sektör var gelişebilecek denizlerimizle ilgili. Bu da ikinci ayağını oluşturdu. Üçüncü ayağı da bölgede eğitim ve kapasite geliştirme dedik proje olarak. Biz zaten uzun süredir bölgedeki dezavantajlı çocuklarımıza denizleri tanıtmak için bir eğitim faaliyeti veriyoruz. Burada valilik olsun, belediye olsun, milli eğitim il müdürlüğümüz olsun, onlarla beraber yürütüyoruz ama tabii aldığımız destekler çok sınırlı. Bunu geliştirmek istiyoruz. Her çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Bir de denize yöneltebileceğimiz iş gücünü arttırmak istiyoruz. Bunlara yönelik orada enstitüde bir merkez kurup bu eğitim ve bu kapasite geliştirmeleri ilerletmek istiyoruz. Bu üç ayaktan bahsediyoruz bölgeyle ilgili proje. Bütçe deyince tabii bunları modül modül başlatabiliriz. Örneğin eğitimi bir an önce başlatmak istiyoruz. Birkaç yüz bin liraya yapabiliriz. Orada bizim bazı binalarımızı dönüştürme planlarımız var. Bu konuda belediye destek olabilir, valilik destek olabilir. Hatta bölgenin gerçekten bu konuda katkı vermek isteyen iş insanları da buna destek olabilir. Bunu hızlıca başlatabiliriz. Temiz deniz konusu biraz daha çetrefilli. Kolaydan zora doğru gidiyorum burada. Biraz daha çetrefilli. Bizim çalışmalarımızı biraz daha detaylandırmamız lazım bölgede. Ama 400-500 bin liralık bir çalışmayla buna hızla başlayabiliriz. Ama bunun boyutunu ilerleteceksek tabii bu giderek artacak. Çünkü havzadan ne giriyor vesaire. Ama bunun getirisi çok fazla olacak. Haritalandırma dediğimiz ya da mavi ekonomi atlası ile ilgili de yaklaşık 1,5 milyonluk bir maliyet öngörüyoruz. Hızlıca bunlara başlayabiliriz ama dediğim gibi adım adım da başlamak mümkün. Aslında tabii sabah idarece festivalin tanıtımıyla ilgili sevgili hocam bir lansman vardı. Çok da başarılı geçti. Özellikle buradan sevgili İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir'e de sevgilerimizi iletelim. Evet. Orada yaklaşık olarak bütçeyi açıkladılar. 3 günlük bir festivalin bütçesi 2 milyon TL. Sizin şimdi bu anlattığınızı toplayınca kabaca sanki böyle bir bütçeyle bu da gerçekleştirilebilir gibi görünüyor. Aslında bence bunun PR'ında bir sorun var. Yani şu an siz anlattığınız zaman ben heyecanlanıyorum. Çünkü bu anlattıklarınız bizden sonraki nesillere katkı sağlayacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani şehir içinde biz temiz bir denize girebileceğiz. Şu an denize gitmek için belki 100 km yol gidip Taşucu'ya gidiyoruz. Yani daha ileriye gidiyoruz. Evet, Borsak'a evet. gidiyoruz. Onun dışında mavi ekonomi atlasıyla yine birçok yeni alana ulaşma şansınız var. Eğitimle
gençlerin belki denizle ilgili buluşmasını sağlayınca ve o kültürü tanıyınca iş fırsatları doğacak veya yaratıcı gençler belki başka işler yaratacaklar. Ve şu an Çukurova bölgesi, yani bu TR62 diye adlandırılan bölge, işsizliğin en yüksek olduğu bölge, %15'ler civarında. Genç işsiz oranı da %30'lara dayandı. Resmi rakamlara göre söylüyorum. Yani %25-30 arasında. Ve bu bölge Türkiye'de en fazla işsizliğin olduğu bölge. Yani biz aslında sırtımızı denize dönmüşüz. Evet. Denizle bağlarımız çok zayıf. Halbuki orada aslında ekmek de var, iş de var. Kesinlikle. Bunları değerlendirebilmek lazım. Onun için sizin bu anlatmış olduğunuz 3 etaplı projeyi birazcık daha gerçekten kamuoyu oluşturmak lazım. O açıdan da bundan sonraki programlarda da inşallah bunları işleyelim sizinle. Evet. Sevgili hocam, bu kadar önemli, değerli şeyler yapıyorsunuz. Ve bunları yaparken bir kurumunuz var. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü. Bununla ilgili kısaca bahseder misin? Ne zaman kuruldu? Türkiye'de başka nerede bu tür enstitüler var? Amacı nedir? Kaç kişi çalışıyor? Bunları bir özetler misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Bizim ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 1971'de Ankara'da kurulmuş. Özellikle bu çevre konusundaki farkındalığın gelişmesiyle beraber deniz bilimleri de öne çıkıyor. Bir de deniz bilimleri, demin söylediğim gibi, aynı zamanda tabii ki stratejik bir konu. Şimdi nasıl karalar bizim vatanımız, denizler de öyle esasında. Onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. 1971'de Ankara'da ODTÜ'de kurulduktan sonra 73'te Erdemli kampüsüne taşınıyor. Tabii bu kampüsün, yerin burada seçilmesinin en büyük sebebi jeopolitik. Yani Doğu Akdeniz'e hakim olmak, sahip çıkmak, bilimsel olarak bunları yapmak tabii ki. Birinci amacı denizlerimizde, tüm ulusal denizlerimizde gözlem çalışmaları yapmak. Gözlemden kastım nedir? İşte denizlerin fiziğinden, işte su kütleleri, tuzluluğu, sıcaklığı, akıntı sistemlerinden, denizlerin ekolojisine, kimyasına, hatta işte balıklara kadar A'dan Z'ye denizleri araştırmak bu amaçla kuruluyor. Ve Türkiye denizlerinde en fazla çalışmayı yapmış olan kurum, sadece Doğu Akdeniz'de değil, Marmara olsun, Karadeniz olsun, çok aktif çalışıyoruz. Hatta bu yıl, sadece bu yıl 800'den fazla istasyon yaptık bütün ulusal sularımızda. İstasyon nedir diye sorarsanız, gidip belli bir noktada durup denizi tabana kadar taradığımız, çalıştığımız noktalara istasyon diyoruz biz. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yani dünya standartlarının da üstünde bir rakam. Çok aktif olarak çalışan bir kurum. Biz bir yüksek lisans enstitüsüyüz. Daha çok yüksek lisans öğrencileri ve doktora öğrencilerimiz var. Daha çok değil, sadece yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Ama bunun yanında bir araştırma enstitüsü olarak görev yapıyoruz burada. Enstitüde yaklaşık 15 öğretim üyesiyiz. Araştırmacı sayımız 30'un üstünde. 25 ila 30 arasında değişen öğrencimiz oluyor. İşte gemi personelini ve destek personellerini de sayarsanız 100'den fazla kişi çalışıyor kurumda. Köklü bir kurum. İşte 40. yılımızı doldurduk. Bölgedeki 40. yılımızı doldurduk. Yakın zamanda Kalkınma Bakanlığımızın desteğiyle bir deniz iklim ve ekosistem araştırma merkezini burada kurduk. Yani stüdyo çatısı altında. Bu bizim için çok büyük bir sıçrama oldu. Yani Avrupa'da az görülen bir altyapıyı oluşturuyoruz burada. Gerek denizdeki sürekli gözlem cihazları olarak, gerekse laboratuvar kapasitesi olarak. En büyük eksiğimiz gemi. Gemimiz emek dar. Bir bilim gemimiz var, 42 metre. 40 yıldır denizlerimizde faaliyet gösteriyor. Artık ömrünü doldurdu. Yeni bir gemiye acilen ihtiyacımız var. Zaten bu bölgede bir bilimsel araştırma gemisinin sürekli denizde olması gerekiyor. Ne kadarlık bir yatırım bir gemi? Yani 10 ila 15 milyon dolar arasında değişir bizim idealimizdeki gemi. Bunun da şeyini hazırladık, raporlarını. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'na bunu sunacağız. Avrupa Birliği'nin bu tarz fonları yok mu? Yok pek. Yani bu tür altyapıya onlar pek fon vermiyorlar. Yani bizim içinde olduğumuz programlar daha çok araştırmaya yönelik fonları olan programlar. Evet. Peki ODTÜ neler yapıyor? Nasıl bir yönetim şekli var? Yani enstitü müdürü olarak siz varsınız. Evet. Onun dışında başka altta organizasyon. Evet, evet.
Biz tabii rektörlüğe bağlıyız. Yani ODTÜ rektörlüğüne. Ben enstitü müdürü olarak rektör tarafından atanıyorum. Benim yardımcılarım var. Onun dışında ana bilim dallarımız var. Onların bölüm başkanları var. Bir enstitü yönetim kurulu var. Bir de enstitünün eğitim işleriyle işlerinden sorumlu enstitü kurulu var. Şey yapısı bu şekilde, idari yapı. Evet. Önümüzdeki dönemde kısa orta vadeli hedefleriniz nelerdir? Bir de bu karşılaştığınız zorluklar varsa bunlar nelerdir? Ve bütçe yeterli geliyor mu zorluklar aşmadan? Tabii ki. Önce son soruyu cevaplayayım. Bütçe yeterli gelmiyor. Bir devlet kurumuyuz biz de günün sonunda tabii ki. İstediğimiz bütçeleri aldığımız söylersem doğru olmaz ama gerçekten ciddi bir öncelikte veriliyor deniz bilimlerine. Bunu da söyleyeyim. Özellikle son yıllarda bir ara bir düşüşe geçmiştik ama son yıllarda deniz bilimlerinin önemi giderek daha fazla. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, anlaşılıyor ve denizlere yönelik önceliklendirme yapılıyor. Bütçeyi projelerden tabii getirmeye çalışıyoruz ama tabii bazı temel bütçelerinizin de karşılanması gerekiyor. Yani altyapı bütçenizin karşılanması gerekiyor. Bu konuda şimdiye kadar çok ciddi sıkıntılar çektik dersem doğru olmaz. Yani devlet gerekli yatırımı yaptı. En büyük darboğazımız şu anda gemi. Yani yeni bir gemiye çok ciddi ihtiyaç var. Kısa, orta, uzun vadeli amaçlarımıza gelirsek, şimdi enstitüyü ben üçlü bir yapı olarak görüyorum. Şimdi asli görevimiz eğitim tabii ki. Yani üç tane ana bilim dalımız var. İşte deniz fiziği ve kimyasını içeren oşnografi, sonra deniz biyolojisi, balıkçılık ve deniz jeolojisi ve jeofiziği. Şimdi böyle bir eğitim olarak tabii ki geçmişteki vizyonumuzu geleceğe de taşıyoruz. Yani deniz bilimleri konusunda akademisyen yetiştiriyoruz. Sadece akademisyen de değil, birçok sektörde çalışıyor bizim mezunlarımız. Hemen hemen her sektörde çalışıyor. Çünkü deniz her şeyle ilgili. Yani her konuyla ilgili baktığınız zaman. Onun dışında demin bahsettiğim DECOSIM dediğim merkezimiz var. O merkezimizdeki vizyonumuz sürekli gözlemleri geliştirmek denizlerimizde. Yani denizlerimizi sürekli gözleyeceğimiz bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz orta vadede. Diğer taraftan bir de Mavi Merkez diye deniz ekonomisine dayalı sektörleri geliştirmek için bir merkez kurduk. Bununla da bugüne kadar geliştirdiğimiz bilgi birikimini toplum faydasına nasıl kullanırız? Onun üzerine çeşitli stratejiler geliştiriyoruz. Gerçekten yani bizim buradaki bu 40 yıllık birikimimiz değerli bir birikim. Ama bunun sosyal ve ekonomik faydaya da dönüşmesi gerekiyor. Tabii bu kısa vadeli planlarımız da var bununla ilgili. Örneğin işte Mersin'de yapacağımız çalışmaları bir an önce yapmak istiyoruz. Ülkeyle ilgili kısa vadeli olabileceği gibi çok uzun vadeli planlarımız da var. Birçok bakanlığın stratejilerine, denizle ilgili stratejilerine katkı veriyoruz bu konularda. Şu an enstitünün ilerleyişi o yönde. Bu yapıda ciddi başarılı oldu. Onu da kısaca ekleyeyim. Son dönemde birçok ulusal proje aldık. Birçok Avrupa Birliği projesine girdik. Yani şimdiye kadar görülmemiş başarılara imza attık yakın zamanda da. Bunları da belirtmiş olayım. Peki hocam, yani gemi ihtiyacı var ama mesela deniz bilimleri deyince aklımıza tabii denizin altı da geliyor değil mi daha çok? Denizaltı ihtiyacı yok mudur deniz bilimleri enstitüsünün? Vallahi keşke olsa, hayır demeyiz. Bir deniz altına. Tabii işletmesi bunların çok kolay değil. Şimdi bize bir deniz altını, bir deniz bilimlerinin tek başına işletmesi çok kolay değil ama var esasında. Ya mesela dünyanın önde gelen enstitülerinde var, yok değil. Mesela Amerika'da Woodsol diye bir enstitü var. İşte derin denize denizaltılarla dalış yapıyor. Hatta bizim hocalarımızdan biri Mustafa Yücel hocamız 2000 metreye indi bu denizaltıyla Atlantik'te. Bu tür çalışmaları yapan kurumlar var dünyada ama Türkiye'de tabii bu kapasiteden biraz uzaktayız.
Bu öncelikle bizim insan gücümüzü arttırmamız gerekiyor deniz bilimleri olarak. Yani size dediğim gibi 15 öğretim üyesi değil, 30 öğretim üyesi olması lazım bizimki gibi bir kurumda en azından. Bu insan gücü arttıktan sonra belki bunları işletme konusunda bazı adımlar atabiliriz. Ama doğru diyorsunuz, yani çeşitli ölçeklerde denizaltılar olabilir. Tabii burada hani Türkiye'nin menfaatlerini dikkate aldığımızda, özellikle araştırma geliştirmenin de önemini biliyoruz, bilime olan inancımızı dikkate aldığımızda, mesela savunma sanayinde şu an kullanılan bir listede denizaltımız var. Evet. Kuşkusuz bunların konumlandığı yerler, işte belki hani diyelim ki komşu ülkelerdeki hareketleri vesaire falan izliyoruz, ama belki Savunma Bakanlığı'ndan belli dönemlerde üniversitenin işbirliğiyle belli dönemlerde bunlar alınabilir. Çünkü sonuç olarak hani orada bir düşman saldırısı ya da işte arama tarama yapıyorsunuz. Mutlaka ordunun da buna ihtiyacı vardır. Hatta belki eksikleri vardır, ama ya oradaki fonksiyon sanki bilimsel araştırmadan biraz daha geride duruyor. Düşünün ki belki Akdeniz, ileride Doğu Akdeniz başta olmak üzere Barış Adası olacak inşallah. O zaman denizaltılara yönetecekler size, değil mi? Ama bence onu beklemeden belki savunma sanayi ile işbirliği içerisinde küçük çapta da olsa bir denizaltı belli dönemlerde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne tahsis edilebilir. Önerilir yani. Evet, yani güzel bir vizyon oldu bu. Programımızın başlığına da uygun. Biz esasında savunma sektörüne cihaz geliştiren bazı özel sektördeki şirketlerle bu konularda görüşmelerimiz oldu. Yani onların savunma sektörüne yönelik geliştirdikleri bu tür sualtı cihazlarını bizim de kullanmakla ilgili planlarımız var. Böyle çok denizaltı diyemeyiz bunlara, ama insansız denizaltı araçları, o tür işbirliklerimiz oluyor. Diğer dediğiniz de olabilir belki ileride, niye i̇nşallah, olmasın. İnşallah. Evet. Hocam mesela dalgadan elektrik enerjisi üretildiğine dair gözlemlerimiz oluyor bazen, hani özellikle uluslararası kanallarda. Türkiye bu konuda bir girişimde bulundu mu, ya da siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz açıklayabilir misiniz? Evet, tabii. Şimdi bu Mavi Ekonomi Atlası dediğimiz atlas çerçevesinde esasında tam da enerji ile ilgili bunları yapmak istiyoruz. Biz daha çok tabii sürdürülebilir kaynaklara yöneliyoruz bu mavi ekonomi kapsamında. Tabii ki dalga enerjisi olsun ya da denizde kurulan rüzgar santralleri olsun, bunlar sürdürülebilir olarak nitelediğimiz enerji kaynakları. Türkiye'de de bunlar için ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz ve bölgede başlatacağımız bu çalışmayla bunların ilk adımlarını atabiliriz. Yani Türkiye'de bu tür enerji kaynaklarının kullanımı yok denecek kadar az, ama bunların ilk adımlarını bu mavi merkez çerçevesinde atmak istiyoruz. Yani başlamamız lazım. Özellikle kentimizdeki milletvekillerinin belki bunu parlamentoya taşıyıp aslında size yeni bütçeler oluşturması lazım. Çünkü baktığımızda ülkemizin toplam enerji üretiminde, elektrik enerjisi üretiminde %65-70 kadarı doğalgaz ve kömürden oluşuyor. Yani fosil kaynaklardan oluşuyor. Evet. Halbuki işte denizimiz var, güneşimiz var. Doğru. Ve onlar bomboş duruyor ve biz bir sürü döviz ödüyoruz dışarıya, değil mi? Doğru. Bu yani yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde denizde apayrı bir yer işgal ediyor. Yapmalıyız, çok doğru. Yani bir an önce bu çalışmalara başlamalıyız. Biz bunun denizlerle ilgili her türlü altlığını hazırlamaya, destek olmaya talibiz. Aynen. Evet. Evet. Tabii Mersin 325 km yaklaşık bir sahile sahip olan bir şehir. Sizce Mersin bundan yeterince faydalanıyor mu? Evet. Ya da ne kadar faydalanıyor diğer sahil kıyılarını dikkate aldığımızda? Bence faydalanmıyor. Yani bu benim kişisel görüşümdür tabii, ama bence Mersin, Adana'da öyle, denizden kopuk şehirler. Yani bazen şöyle düşünüyorum, yani Mersin'i, Adana'yı alıp böyle 100 kilometre daha içeri taşısak denizden, bu şehirlerin kaybedeceği ne olur denizle ilgili? Manzaranın ötesinde inanın çok bir şey kaybetmezler. O kadar kopuğuz. Bizim bu geliştirdiğimiz projeler Mersin'i ve Adana'yı denizlere açma projeleri. Çünkü kullanamadığınız bir deniziniz var, çok kirli. Yani hiçbir şey yapamıyorsunuz tabii bu kadar kirli olunca. Balıkçılık deseniz çok kötü durumda. Enerji deseniz çok az faydalanıyoruz. İşte gıda sadece balık da değil. Biz yeni bir projeye başladık Avrupa Birliği. Mesela 200 metrenin altındaki deniz kaynakları neler var kullanabileceğimiz? Bunlara bakıyoruz. Bunlara bakabiliriz. Denizlerden sağlıkla ilgili ürünler üretebiliriz. Kozmetikle ilgili ürünler üretebiliriz. Bunun ötesinde
denizlerimizi ulaşım için kullanıyoruz. Yani belki de en aktif bölgede kullandığımız konu ulaşım. Onu daha da geliştirebiliriz. Turizm, yatçılığı geliştirebiliriz ama bir suyun kalitesini arttırmanız lazım. Hiç kimse yüzemeyeceği suya yatıyla da gelmek istemiyor. Ya da işte turizm bölgelerinden bahsediyoruz. Şimdi yüzemediğiniz suyun kenarında otel kurduğunuz zaman ne olacak? Yani bunun bir faydası olacak mı turizme? Yani birçok konu var esasında sayabileceğim. Bütün bu konularda biz çeşitli stratejiler geliştirip bölgeyi denize açmak istiyoruz. Evet. Peki hocam, özellikle bu balıkçılık konusuna biraz girmek istiyorum. Evet. Mesela kültür balıkçılığını böyle hepimiz çok mesafeli yaklaşıyoruz. Hem turizm faaliyetlerini engelledi diye bakıyoruz, hem de kurallara aykırı yapıldığı için bir rahatsızlığımız var. Bir de tüketici açısından kültür balıkları bir tehlike arz ediyor mu? Şimdi benim ana konum değil tabii ama bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce aktarmaya çalışayım. Biz kurum olarak kültür balıkçılığına karşı çıkmıyoruz. Ne diyoruz? Doğru planlansın, doğru yapılsın. Yani oturalım, hangi bölgelerde kültür balıkçılığı yapılacak, hangi bölgelerde balıkçılık yapılacak, hangi bölgeler korunacak, koruma bölgeleri de ilan etmemiz lazım. Hangi bölgeler işte enerji için, hangileri ulaştırma için, savunma için, turizm için. Oturalım bunları planlayalım diyoruz. Yani kültür balıkçılığıyla ilgili en büyük sorunlardan biri, belli bir kapasitenin üstüne geçmeye başladığınız zaman bu denizlerdeki besin yükünü arttırmaya başlıyor bu çiftlikler. İşte akıntı yönleri çok önemli. Bunları çok doğru, çok iyi araştırmanız gerekiyor. Kapasiteleri doğru belirlemeniz gerekiyor. Yerlerini, türlerini, bölgenin durumunu, işte son 20 yılda 2 dereceye yakın arttı yüzey sıcaklıkları bölgemizde. Bir de bu şeyler, bu iklimin değişmesiyle biliyorsunuz alışa geldiğimizin dışında hava olayları oluşmaya başladı. Bütün bunlar da kültür balıkçılığını da etkiliyor, balıkçılığı da etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Yani bunları doğru planlamamız lazım. Doğru planlarsak neden olmasın? O zaman sağlıklı bir şekilde gelişir. Buradaki tek öncelik tabii ki ne kadar protein elde ederiz değil ama aynı zamanda denizlerin sağlığını da korumak. Hem denizin sağlığını koruyalım hem insan sağlığını koruyalım. Plastik büyük sorun haline geldi. İşte yani bana demin sorduğunuz soru sorulduğu zaman artık ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Çünkü işte kültür balıkçılığına insanlar bir şüpheli yaklaşıyor. İşte ona verilen yemlerin kalitesi nedir ne değildir bilmiyoruz diyorlar. Ve doğru yem verilirse kültür balıkçılığı da sağlıklı. Şimdi denizlerimizde o kadar çok plastik var ki artık doğadaki balığın midesinden de plastik çıkmaya başladı. Bizim yaptığımız araştırmalar balığın karaciğerine geçtiğini de bunu yakın zamanda gösterdik. Yayınımız var. Karaciğerine geçti demek, size de geçiyor bu yediğiniz zaman. Şimdi hangisi daha sağlıklı? Ben cevap vermekte gerçekten zorlanıyorum. O kadar bir kirlettik ki denizleri, bunların durması lazım. Plastiği görüyorsunuzdur. Yani çocuğunuzla bir yüzmeye gidiyorsunuz, plastikten geçilmiyor kıyılara. Kim yüzmek ister öyle suyun içinde? Hep kalıyor. Yüzlerce yıl kalıyor. Yüzlerce yıl kalıyor tabii. Yani basına da yansıdı, bilmiyorum gördünüz mü. Haftada bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz biz esasında şu anda. Yani plastik artık o kadar her şeyi sardı. Peki plastik kanserojen mi maddemi? Muhtemelen. Tabii ki, yani hem kendisi zararlı hem de plastiğin şöyle bir özelliği var. Üstüne bu kirleticiler dediğimiz kimyasallar çok kolay birikiyor. Mesela denize attığınız zaman üstünü hemen bu kirleticiler, kimyasallar, kanserojen kimyasallar üstünde birikmeye başlıyor. Onu yediğiniz zaman büyük risk yani. Kanserojen evet. Tabii. Peki konu balıktan açılmışken biraz da belki sizin alanınız değil ama tabii sektörün içinde olduğunuz için bir anlamda bizden daha yakınsınız diye soruyorum. Mesela hangi tür balıkları yemek yararlıdır? Yüzey balığı ve dip balığı dediğimizde, hani dip balığı ile ilgili endişelerimiz var. Bu evet. Doğru mudur? İşte bunun cevabı artık çok zorlaştı. Şimdi eskiden bu sorulduğu zaman işte hem ekolojiyi koruma açısından hem insan sağlığına küçük balık, yani şey içinde, doğa içinde küçük balığın tüketilmesi
daha iyi, küçük ve yağlı balık diyorduk. Dip balığıyla ilgili işte ağır metal biriktirir. Özellikle belli büyüklüğün üstüne geçen balıklarda daha fazla ağır metal olduğunu biliyoruz ama yani yüzeydeki balık da şimdi plastik yiyor. Evet, şimdi hangisi daha sağlıklı? Ben cevap veremem açıkçası. Versem yarın ortaya koyacağımız sonuçlar belki bunun tersini gösterecek. Yani ekosistemi bir bozmaya başladığınız zaman bu sizi her yönden etkiliyor. Yani onu yapmamamız gerekiyor. Evet. Yani plastik tüketimini tabii azaltmak için tedbirler almak gerekiyor. Aynen, ya da alternatif ürünleri tercih etmek lazım. O konuda tabii yüksek bir tüketici bilinci oluşturmak lazım. Bunda tabii eğitim önemli. Son zamanda yani hükümetin aldığı bir karar vardı. Bu plastik poşetlerin hani ücretli satılması. O bir olumlu tesir yarattı aslında ama hayatımızdan belki plastiği çok daha azaltmak lazım. Çok tabii ki. Yani sırf poşet değil bu. Yani her şeyle azaltmamız lazım. Çünkü işte yani o pet şişeler, tek kullanımlık plastiği durdurmamız lazım. Yani bu kullanat onun ortadan kalkması lazım. Camı tercih etmek lazım değil mi? Kesinlikle. Çünkü kullanılıp attığımız plastiklerin büyük çoğunluğu denizlere gidiyor. Yani öyle geri dönüştürülebilir oranı da çok düşük. Yani bir plastiği bir kere kullanıp attığınızda aklınızda bulunsun. Onu denize atmış gibi oluyorsunuz esasında. O yüzden kullanmayalım. Kullanmamak lazım. Evet, kullanmayalım. Peki hocam bizde durum böyle iç karartıcı. Mesela Akdeniz'de diğer ülkelerde durum nasıl? Avrupa ve Afrika'yı, Kuzey Afrika'yı dikkate aldığımızda. Onlar da bu konuda bu mavi ekonominin farkında mıdırlar? Evet. Artı yine bahsetmiş olduğumuz o plastik tüketimi konusunda kabaca bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi Afrika ülkelerinde durum öyle çok da bizimkinden farklı değil tabii ama bu konuda daha ileride olan bazı Avrupa ülkeleri var. En azından balıkçılık konusunda biraz daha sürdürülebilir. Denizlerdeki bu kirliliği oldukça azaltmış olan ülkeler var. Akdeniz'de en kötü durumda olan kıyılardan biri bizim kıyılarımız maalesef kirlilik olarak ve plastik olarak da ben yanlış bilmiyorsam en fazla plastik bizim kıyılarımızdan giriyor şu anda Akdeniz'e. Dolayısıyla bu konularda biraz diğer ülkelerin gerisindeyiz ama onlarda da böyle çok gelişmiş bölgesel stratejiler, vizyonlar yok esasında. Ben biraz da o yüzden bu Mersin'deki geliştireceğimiz stratejiye çok önem veriyorum. Ben anlattığım zaman işte böyle Mersin Ekonomik Platformu ile MTSO ile ne gibi işbirlikleri yaptığımızı Avrupa Komisyonu'ndakiler bile çok heyecanlanıyorlar. Yani bizim burada geliştireceğimiz bir bölgesel model belki Avrupa'da da öne çıkan bir model olabilecek. O konularda biz öne çıkabiliriz, çıkamayız diye bir şey yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu sadece Avrupa'da değil, yani Amerika'da da bu stratejiler geliştiriliyor, Çin'de de, Japonya'da da, Avustralya'da da yani bu konularda. Ekonomik olarak biz az faydalanıyoruz Akdeniz'den, o kesin. Yani turizmi çıkarırsak tamam, çünkü turizmde güçlüyüz belki ama diğer sektörlerde çok gerisindeyiz. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere baktığımızda Akdeniz'in çok ciddi bir ekonomik büyüklüğü var. Ama biz bundan en az faydalanan, dediğim gibi turizmi dışarıda bıraktığımız zaman ülkelerin zayıf durumdayız. Biriyiz, evet. Evet. Sevgili hocam, münhasır ekonomik bölge tanımı var. Bir de bu kıta sahanlığı var. Nedir bunlar? Evet. Şimdi öncelikle bizim bir karasularımız var. Karasuları nedir? 12 mil. Yani onlar sizin karasuyunuzdur. Münhasır ekonomik bölge dendiği zaman eğer başka bir ülkenin yani başka bir ülkenin alanına girmiyorsanız diyelim ki önünüz açık okyanus 200 mile kadar siz o bölgeyi münhasır ekonomik bölgeniz ilan edebiliyorsunuz. Ve o bölgedeki sadece cansız değil canlı cansız tüm kaynaklardan kullanmak için çeşitli araştırmalar yapabiliyorsunuz ve o kaynakları kullanabiliyorsunuz. Tabii Akdeniz'e baktığınızda böyle 200 mil önümüz açık değil. 200 mil önümüz açık olmadığı zaman ne oluyor? Diğer ülkeyle tam ortadan ikiye bölüp paylaşıyorsunuz normalde ama işte bu Yunan adalarından ötürü Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın bazı şeyleri var, talepleri var. Bizim çıkarlarımıza uymuyor, biz onları kabul etmiyoruz.
Dolayısıyla bölgede bir münhasır ekonomik bölge ilan edebilmiş değiliz. Ama edilmesi gerekiyor. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Bizim karar verip münhasır ekonomik bölgemizi Akdeniz'de ilan etmemiz gerekiyor. Karadeniz'de ettik, var. Orada zaten bir şey de yok, yani ihtilaflı bir durum da yok. Ülkelerin sınırları belli. Ama Akdeniz'de bunun belli olmaması Türkiye'yi çok ciddi etkiliyor. Bu konuda biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Araştırma gemimizle çıkıp tüm Doğu Akdeniz'de araştırmaları yapıyoruz. Hatta son dönemlerde basına da bayağı bu yansıdı. İşte Yunanların biraz tepkisini çektik bu araştırmaları yaptığımız için. Denizlerde hak iddia etmek istiyorsanız orada olacaksınız, orada bulunacaksınız. Gideceksiniz, bilimsel araştırmalarınızı yapacaksınız. Yoksa günün sonunda hak iddia edemezsiniz. Yani münhasır ekonomik bölgeyi sizin tek yönlü olarak, tek taraflı olarak ilan etmenizin bir anlamı var mı? Onu kabul eden bir kurum var mıdır? Tabii ki, yani sonuçta bunu Birleşmiş Milletler'e kabul ettirmeniz gerek ama bence o adımın atılması lazım. Yani anladım. Bizim o adımı atıp belirleyip o sınırları bunu ilan etmemiz gerekiyor. Akdeniz için mi söylüyorsunuz yoksa Ege için mi söylüyorsunuz? Akdeniz için. Ege'de durum zaten farklı. Yani orada 12 mili tartışıyoruz zaten. Evet. Ama Akdeniz'de bir münhasır ekonomik bölge ilan etme şansımız var. Evet. Yani bir tek kara suyu değil Akdeniz'de. Onun ötesine geçmemiz gerekiyor. Geçiyoruz zaten de sınırlar belli değil işte. Evet. Peki Sevgi Hocam, programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Denizlerimiz ve kıyılarımızı yeterince kullanabiliyor muyuz? Bu konuda bir kıyı yönetim planımız var mı? Ya da bu yeterli mi? Evet. Şimdi kıyı yönetim planları var esasında, yapılıyor. Bizim bölgemizde de bazı bölgeler için yapıldı. Ama kıyı yönetim planlarının şöyle bir limitasyonu var diyeyim. Sadece kıyı içine alıyor, denizi içine almıyor. Biz o yüzden diyoruz ki deniz alan planlarıyla beraber yapılmalı. Bu öne sürdüğümüz Mavi Ekonomi Atlası da bunun ilk ayağı esasında. Yani kıyı ve deniz beraber planlanmalı. Bunları beraber planlamazsanız, sadece kıyıyı planlarsanız, o zaman ne kıyıyı doğru kullanırsınız, ne denizi doğru kullanırsınız, ne de yeterli kullanırsınız. Yani kıyıyla beraber denizleri de planlamamız gerekiyor. Mersin'den başlayıp, Çukurova bölgesinden başlayıp geliştirmek istediğimiz bu ekonomi, Mavi Ekonomi Atlası da bunun Türkiye'deki ilk doğru örneklerinden biri olacak. Evet. Peki hocam, ben aşağı yukarı hazırlamış olduğumuz soruları yönetmiş oldum size. Bir kentin ya da bir bölgenin bu bahsetmiş olduğunuz Mavi Ekonomi Atlası'nı uygulaması, denizlerin temizlenmesi, bölgede eğitimlerin verilmesi, böyle bir kültürün oluşması sonrasında mesela gayri safi milli hasıla içerisinde bir rakam var mıdır kafanızda? Mesela şu kadarlık bir katkı sağlar gibi. Evet, var. Mersin Üniversitesi'ndeki hocalarımızla biz bunu yaptık. Dediğiniz gibi böyle bir stratejiyi biz geliştirdiğimiz zaman, mavi büyüme stratejisini, mesela önümdeki rakamlara bakıyorum. Yani Türkiye'de 400 bine, tabii orta uzun vadeden bahsediyorum, 400 bine varan bir istihdam sağlayabileceğiz şeye baktığımız zaman diğer örneklere. Ve 41 milyar TL'de gayri safi hasıla değer yaratabileceğiz bizi görüyoruz. Mersin içinde bu rakamlar fena değil. Yani 20 bine yakında Mersin'de istihdam sağlayabiliriz orta ve uzun vadede olarak görünüyor. Zaten Mersin hedefleri 40 bin galiba, değil mi, orta vadede istihdam sağlamak. Tabii aslında daha çok ihtiyacımız var çünkü şu an... Yani yanılıyor olabilirim o rakamda da. Yani denizin de bu konuda çok ciddi, bir potansiyel olduğunu söylemek istiyorum. Tabii. Yani bu projeleri hayata geçirebilirsek bu rakamları daha da netleştiririz ama şeyi görüyoruz, yani bunu yapan iktisatçı hocalarımız gerçekten çok ciddi bir... Evet. Şey var. Bence bu çok çarpıcı bir rakam. Çünkü şu an Mersin'de en önemli iki ekonomik havzaya baktığımızda mesela organize sanayi bölgesi var. Bir de diyelim ki serbest bölge var. İkisindeki toplam işçi sayısı bile 20 bine ancak ulaşıyordur. Dolayısıyla siz yani çok önemli bir istihdamdan bahsediyorsunuz. Evet.
Yani yapmış yapanlar var. Niye yani İtalya'nın, İspanya'nın yaptığını biz yapmayalım? İşte İtalya'nın rakamları var önümde. Evet. 2017'de bu mavi büyüme stratejisiyle yani 500 bine yakın istihdam sağlamışlar. 20 milyar avroda gayri safi katma değer. Evet. O zaman aslında buradan belki seslenelim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Milletvekillerimize, yine konuyla alakalı olduğunu hisseden ya da kabul eden bakanlarımıza, yani yönlerini biraz denize çevirsinler. Özellikle Mersin milletvekilleri, bu kentteki işsizlerin iş sahibi olmasını istemiyor musunuz? Lütfen denize bakın, hocamı dinleyin, Mavi Ekonomi Atlası'nın ne olduğunu araştırın. Aslında Mavi Ekonomi konusunda biraz bilgi sahibi olun. Ondan sonra da bu kentin istihdamını arttırmak için bu projelere destek verin, peşinden koşun. Üniversiteyle işbirliği yapalım hep beraber ve bu kentin işsizlik sorununu çözelim. Özellikle sevgili Vahap Seçer Başkanımıza da buradan sevgilerimizi iletelim ve onun da bu konuda dikkatini çekelim. Eğer denizcilikle ilgili bir daire başkanlığı yoksa bence var, o da kursun. Var mı? Var, evet. Var mı? Yani çevre dairesi altında ilgileniyorlar. Evet, evet, çok iyi. O zaman evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Daha fazla ilgilensin. Çünkü şu an ciddi bir işsizlik var kentimizde. Bunu aşmak için deniz gerçekten ayağımızın önündeki bir fırsat. Tanrı'nın verdiği bir fırsat. Bundan faydalanalım. Evet. Evet sevgili hocam. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Barış Salihoğlu hocama çok teşekkür ediyorum. Ben aslında hocamın profesörlüğü de gelmiş değil mi? Kısa bir süre sonra inşallah yeni bir ünvanla anacağız onu. 5 yılını doldurmuş. Artık prosedür işliyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattı. Bilmediğimiz bir konuda aslında geniş bilgi sahibi olduk. Ben kendisini birkaç sene evvel Mersin Ekonomi Platformu bir toplantısında izlemiştim. Gerçekten hayran kaldım. Çünkü hiç bizim bilmediğimiz bir alan. Mavi ekonomi deyince böyle kelime de çok hoşuma gitti, kavram. Bugüne nasipmiş programı almak. Son sözlerinizi alalım ve programı kapatalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Bunları her zaman ben aktarmak istiyorum zaten. Bölgeyle ilgili birçok projemiz, birçok planımız var. Dediğiniz gibi bölgenin paydaşları da destekliyor, desteklemiyor değil. Bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Yani sizin de dediğiniz gibi bu ilk adımları atmak, bir çarkları döndürmek, hayata geçirmemiz gerekiyor. Biz ODTÜ olarak üstümüze düşeni yapmaya burada hazırız. Bütün bu bilgi paylaşımımızı, ürettiğimiz bilgiyi, bilimi bölgeyle paylaşmaya hazırız. Hızlı bir şekilde bu projelerimizi gerçekleştirmek ve bölgeyi bu konuda Türkiye'nin lokomotifi haline getirmek istiyoruz. Bunun, bu projelerimizin Türkiye'deki en önemli projeler olabileceğini düşünüyoruz. Peki. Yani ben şahsen buna inanıyorum. Evet. Peki. Evet sevgili hocam Barış Salihoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan tüm öğretim görevlisi, öğretim üyesi, çalışan, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Lütfen birazcık daha sesinizi yükseltin. Biz de buna yardımcı olalım, aracı olalım ve denize olan dikkatimiz gittikçe artsın. Proje üretelim, bunları uygulamaya sokalım ve kentimizin ekonomisi, ülkemizin ekonomisi canlansın. Evet sevgili seyirciler, bu haftaki programımızda sonuna geldik. Ben yönetim danışmanı Feridun Gündüz. Bir sonraki hafta yeni bir programda ve yeni bir konukla buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.